9 Mayıs, 15 Mayıs haftalık tarotlarımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Bol beğeni, bol başarı demektir. Evet sevgili koçlar, hemen çekiyorum. Bu ara iş konusunda yıldız gibi parlayacağınız ve özellikle kadın ekip arkadaşlarınızla çalışıyorsanız aranızdaki pürüzlerin gideceği, güzel anlaşmalara ve yeniliklere imza atacağınız, yani yönü bulmak, yani krizleri önlemek, daha güzel başarıları elde edeceğimiz bir hafta. Özellikle de serbest alandaysanız güzel bir konumunuzun rahatlığının tadını çıkartacaksınız. Kendi işini yapanlar için bu ara şöyle söyleyeceğim, eritmek, yani işi bitirmek, başka bir iş evresine geçmek isteğiniz olabilir. Der ki kalp hata yapıyor. Bulunduğumuz yeri büyütmek, bulunduğumuz alana doğru deve yükünü, hani doğru ayakları basan sistem kurarsak daha aydınlığa kavuşacağımız gözüküyor. Kendi alanını yeniden iş kurmak, kendi alanını yaratıp işi bırakmak isteyenler hata yapabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yerimizi, alanımızı doğru noktada kontrol edeceğiz. Peki, parasal evrede uzun süredir çözemediğiniz konular, kriz içerisinde olduğunuz noktalarda yavaş yavaş verimlilik ama harcamalara dikkat der. Kendinizi zarara sokmayın der. Çünkü birikmiş borçlarımızı da önce toparlayacağız, sonra yolumuza bakmamız gerektiğini uyarıyor. Mümkün olduğu kadar borçları. Yani borç gerçeğini kabul ettiğiniz sürece düzenli ve disiplinli her sorunu aşacağınız gözüküyor. Toprak, alım, anahtar konularınızla ilgili ortak kararlar size mutluluk verecek. Alım, satım, almak, yenilenmek, yeni noktalar için güzel ve kalbin huzura erişeceğini gösteriyor. Demek ki alacağınız mal, satacağınız yer sizin için hayırlı. İlişkinizle alakalı, özellikle erkek arkadaşınız ya da bayan arkadaşınızın bazı adaletsiz tavırları sizi yıpratıyor olabilir, üzüyor olabilir ve mümkün olduğu kadar kendi gerçeğinizi ziyan etmeden, kendi kalitenizi indirmeden bu ilişki her geçen gün tehlikeye doğru gidiyor. Adımını kendin için yap. Evli çiftler için kırılan kalp zor tamir oluyor. Hataları tamir etmek sizin elinizde. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili bir kalp. Evet, 5. ve 7. ay sizin için çok zorlu bir dönem ama kafanız bunu başaracak gözüküyor. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Aşk hayatımız, doğmak, yeniden var olmak, kendi içinizdeki sıkıntıları örtmek, güzel bir oluşuma geçmeyi temsil ediyor. Yani ilişkiniz bittiyse yeni bir aşka, ilişkiniz kötü gidiyorsa iyileşmeye, kafanızdaki ilişki konusundaki doğuşlarınızı doğru dengeleme döneminiz ve kalbiniz duayla, şifayla iyileşeceği ve bu konuda artık zarar görmeyeceğinizi gösteriyor. İş konunuzla ilgili bu ara çevrenizdeki insanların gözleri böyle hani bakar ya pörtlek pörtlek, biraz dikkat çekiyor olabilirsiniz. Başarınızla alakalı noktada güzel şeylerin gerçekleşmesi insanları kıskandırabilir. Bol bol kendi enerjinize dua etmenizi ve kanatlarınızın daha güzel iş kapılarında var olacağını görmeniz lazım. Eğer uzun süredir işsizseniz burada güzel bir barışı, güzel bir iş kapısı, vakti ve zamanı gelen kapı sizin için doğru enerjiyi sağlayacak gözüküyor. Peki şehir dışı, yurt dışı düşünceleriniz varsa sürpriz bir şekilde bu kapılarımızdan da gelecek yolculuklar, aksilikleri toparlayacağımız, kendimizi bulacağımız doğru bir enerji var gözüküyor. Yalnız kendi alanını, kendi işini yapanlarda biraz ortaklar içerisinde ihanet, yalanlar, para konuları saklamaları, evrak saklamaları sizi haksızlığa düşürebilirler. Mümkün olduğu kadar ortaklı işler, yaptığınız projeleri tek tek kontrol etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Evli çiftler için bu ara boşanma fikri olanlar gerçekten yol ayrımı içerisindesiniz. Biraz sıkıntılı ama sonu sizin için ferah olacak. Yeni aşk diyorsanız size zaten gerçekten ilk başta da kalpler çıktı ya, gerçekten Rabbimin size emriyle güzel aşka, güzel sevgiye yol alacaksınız. Bir de çocuk düşünenler, çocukla ilgili karar verenler için çok doğru bir hafta hayırlı olsun. Ve içimizdeki korku, kaygı, endişe bitecek, daha güçleneceğiz, daha şifalanacağız, daha iyi noktalar. Yalnız eğitim konularınızla ilgili ertelediğiniz evreleri bir an önce çözmeniz lazım. Çözmediğiniz takdirde artık bu çıngıraklı yılan gibi dönecek etrafta. Bunları toparlayalım. Dil eğitimi eksikliğimiz olabilir. Bunları da toparlamamız gerektiğini söylüyorum. Bu ara meditasyon size çok iyi gelecek. Şifalanmak en doğru buluşmanız olur diyorum.
Sevgili ikizler, abone olmayı, kafanız çok soru işaretleriyle de olacak. Dengede olmamak, olamamak arasında sıkışmış olacaksınız ama parasal bereketinizin daha yoğun olacağı, daha mutlu olacağınız bir hafta ama şüpheci, endişeli, denge ve dengesizlik arasında sıkışabilir ve bu dengeler sizi yıpratabilir. İş konunuzla alakalı 4 hafta içerisinde, 4 gün içerisinde ya da 4 aydır beklediğiniz konumla ilgili ruhunuz uyuyacak yer teslim edilecek ve bu yerle birlikte işinizde yeni bir doğum, yeni oluşum ve mutluluğun tadına varacaksınız. Yani kendinizi ispatlamak, doğru iletişim, doğru evre size mutluluk katacak gözüküyor ve kendinizi doğru ispatlayacaksınız. Serbest ya da kendi işini yapanlarda kafanızda yeni yeni projeler var. Bu yeri yıkıp başka bir şey mi yapayım? Evet, bu yeri yıkacaksınız. Kafanızdaki hayal ettiğiniz işi en aydınlık şekilde hayatınızın içerisine alacak olarak gözüküyorsunuz. Bu kapılar size hem maddi olarak hem manevi olarak güzel aydınlanmalar, yeni yollar, yeni oluşumlar, özellikle beklediğiniz farklı alanlardaki teklifler size farklı ufuklar açmanıza yardımcı olacak gözüküyor. Yani siz hayatı bilimsel, duygusal olarak doğru dengeyi kurduğunuzda hayatta nereden neyi başlatmak istiyorsanız, nerede neyi bilmek istiyorsanız Rabbim size bu kapıları doğru şekilde görmenize, bu doğruluk size bilgelerinizi kazandırmanıza yardımcı olacak. Aşk konusunda hayal ettiğiniz kişinin sizinle hiçbir alakası olmadığını artık karar verin. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz, gerçekleri görme zamanı. İlişkisi olanlarda da aile, çevre, yakın insanlarla tanıştırma ve onlarla bağımızı en iyi şekilde oturtmaya doğru gidecek. Aslında taç ve krallık birbirine doğru uyuşma evresinde gözüküyor. Evli çiftler için kandilin ve ışığın birbirimize olan aşkı, birbirimize olan yanlışlıkları iyileştirmek için çok doğru bir hafta. Ev taşınması, yeni bir ev almak fikirlerimiz ortak beyinle gerçekleşebilir. Ama maddi olarak acele etmemeniz gerekiyor. Biraz daha toparlanmaya ihtiyacınız var. Peki bu ara boşanma kararı alanlar birbirimize sarılacağız. Tekrar bu ilişkiyi deneyeceğiz. Ezan okunuyor. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, abone olmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Özellikle bu ara kendinizle alakalı yapacağınız işler, yeni anlaşmalar, yeniliklerle ilgili noktada gayet kartlarınız, enerjiniz ve konuşma üslubunuz, duruşunuzla alakalı çok güzel bir ışık yansıması yapacak size. Ve bu işinizde görünmeyen, görünemiyorum dediğiniz noktalarda artık görünme, kendinizi daha doğru noktada bulmak, elim kolum bağlıyken açılma dediğimiz bir haftayı tadacaksınız. Ve aksilikler geride kalıyor, güzel anlaşmalar, güzel yenilikler var. Yalnız uzun süredir iş arayanlarda iş beğenememe gibi ya da kafanıza uymayan iş noktası olduğu için kabul edememe gibi durumlarımız var. Mümkün olduğu kadar geçici de olsa bu işleri kabul ettiğiniz takdirde daha huzurlu kapılarınız da açığa girecek. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız bu ara ikili insanlarla konuşmamız daha olumlu, daha keyifli ve kalbinize doğru oluşacağı için hiç korkmanıza gerek yok. Buradaki eksiklikler ve özellikle kendi alanınızdaki mailler, mesajlar daha yoğun bir şekilde ve işinizi ispatlamak, yani bakış açınız, yönünüz, işinizle alakalı sorunların hepsi gidip daha doğru bakış açıyla kendimizi ispatlayacağımız noktaya doğru ilerliyoruz. Peki devlet ya da kurumsalda devlet ya da devlet alanına yerleşmek istiyorsanız bu dönem uygun değil. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos bu kapılar için tebrikler diyor. Ama bu dönem için başvurularınız olumsuz olabilir. Aşk konunuzla alakalı kaos, mutsuzluk, huzursuzluk, hani deriz ya içimizdeki felaketle yüzleşiyoruz. Bu dönem biten ilişkilerin özlemiyle yoğun bir şekilde ve kalbiniz bu konuda kırılacağı için hani içsel sesimiz konuşulur ya dışımızla. Yani ben niye sevilmedim, niye değer görülmedim diyorsanız artık siz de kendi değerinizin farkına varmanız lazım. Evli çiftlerimiz için yorucu bir hafta. Çocuklar, kendi içsel dünyanızın yoruculuğu ilişkiyi de yoruyor olabilir. Daha sakin geçişlerle ilişkimizi toparlamak iyi gelecek diyorum. Mahkemesel bazı sorunlarımız ya da ilişkimizle alakalı mahkeme yapıyorsak burada her iki tarafta adaletli şekilde mahkeme yapması lazım. Adaletsizlik olursa beyazlık karanlığa doğru gidiyor. O yüzden doğru düşünün, karşı tarafı da anlamaya özen gösterin diyorum. Miras konularınızla alakalı çatışma, tartışma söz konusu olabilir. Sevgili aslanlar, nasılsınız? İşinizle alakalı görmediğiniz hatalar,
iş çevrenizdeki güvendiğiniz insanlarla aramızda uçurum söz konusu olabilir. İftira, yalan, dedikodu, bazı karmaşıklıklar yaşayabilir. Bulunduğumuz noktayı aşağı çekebiliriz. Bu hafta dikkatli, kendi içimizdeki doğru ışığı tutarak, doğru enerji ve bayrağı görerek hareket etmeniz size daha kazançlı nokta sağlayacak. Yalnız şöyle bir iletişimde konuşurken biraz sert atışmalarınız, konuşmada sertlikler karşı tarafı haklı noktaya itebilir. Mümkün olduğu kadar orayı da yavaş yavaş sakin sakin çözmemiz lazım. Yöneticilerinizle aranızda bazı krizleri yavaş yavaş iyileştirmek istiyorsanız bu haftanın bitmesini, o bir haftayı daha doğru yolunu gözlemeniz gerekiyor. Bu hafta deliliklere açık olduğumuz için o bir hafta daha sakin bir noktamız olacak. Bu delilikleri o bir haftaya bırakıp daha sakin anlaşmalara girelim. Devlet ya da kurumsaldaysanız, vakti gelen işiniz, anlaşması gereken noktanızla ilgili artık saat, hafta, saniye dönmeye başlamış. Yeni işiniz, yeni oluşumunuz, yeni başarınız aydınlık olsun. Kendi işini yapanlarda da yeni işler, yeni oluşumlar, yeni yollar, gideceğiniz seyahatler size çok güzel kazançlar elde edecek. Ve bu kazançlarla birlikte uzun süredir almak istediğiniz, hayalinizi kurduğunuz yatırım için başlangıç kararına gireceksiniz. Bu da size mutluluk yaratacak diyorum. Aşk konumuza geldiğim vakit, bak geçmişe bakma, yeniliğe, yeni enerjiye geçiş yaptığında sana doğru aşkın göreceğin ve kendi içindeki korkuları, kendi içindeki yaşadığın kırılan evreni iyileştirip enerjinin de daha yüksek olacağını gösteriyor. Sevgilinizle evlilik planınız varsa tebrikler. Tarih ve gün yaklaşmış. Sadece parasal döngülerde bazı karışıklıklar, konuşmada bazı karışıklıklar söz konusu olabilir. Bunları toparlamamız gerekiyor. Evli çiftlerde bazı hatalar, yanlışlar var. O yanlışlıkları düzeltmek için kendinizi affederek, ilişkiyi affederek yeniden bu ilişkiye kucak açmak istiyorsunuz. Bence de doğru bir karar. Hiç endişe etmeyin. İçinizdeki inancınız sizi doğru yönlendirecektir diyorum. Çocuk isteyenler için biraz daha riskli bir hafta olabilir. Sabırlı ve aydınlık olmanızı öneriyorum. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, gökkuşağı size o kadar güzel renkli bir haftayı yaratacak ki, İçinizdeki yaşadığınız sorunları daha aydınlık bir şekilde görmeye, hayal ettiğiniz fikirleriniz daha hızlı bir şekilde gözünüzde canlandıracaksınız ve bunları en iyi şekilde başaracak olarak gözüküyorsunuz. Yalnız ilişkide biraz daha yıkıcı konuşmalar, tartışmalar daha yoğun olacak ve birbirimizi acayip küskünlükler, telefonlara bakmayacağız, meşgul edeceğiz, kırılacağız. Ama işte güzel başarıları, güzel mutlulukları tadacak gözüküyorsunuz. Kurumsal ya da devlette çalışanlar için bazı yalanlar, açık olan olaylar, bazı konular üstünüzde kalabilir. Mümkün olduğu kadar kurumsalda iletişim hakimiyeti içerisinde olduğunuz kimseye sır vermeyin. Yalancılıkla suçlanacaksınız. İşinizden sıkıntı yaratılabilir. Bu sıkıntılar sizi yıpratabilir diyorum. Özellikle bu ara kadınlarla aramızdaki bir bağ oluşumu, yeni bir oluşum, yeni bir güçlenme, yeni işler, yeni oluşumlar da sizin farklı oluşmanıza, gücünüzle alakalı yenilikler oluşturmaya çalışmanıza yardımcı olacak. Yurt dışına yerleşmek istiyorsanız, başka bir alan düşünceniz varsa arkanıza bakmadan gidin, o yolculuk size çok güzel bir aydınlanmaya gösterecek gözüküyor. Kendi işini yapanlarda başarı, oluşum, yıldız gibi parlayacaksınız. Hiçbir beklenmedik işler size ekstra kazançlar sağlayacak diyorum. Eski ilişkisini merak edenler, haber var ama canınız yanacak haberleri olabilir. O yüzden yeni aşka adapte olun. Yeniliğe, yeni yolculuğa, yeni heyecan size daha büyük mutluluk verecek diyorum. Eğitim konularınızla alakalı değil de evli çiftler için seyahatler, yolculuklar, iş gereği gidilecek seyahatlerde birlikte kararlar vereceğimiz nokta bizim birbirimizin daha güçlenmesine yardımcı olacak diyorum. Eğitim konularınızla alakalı, evet, güzel fikirler var. Özellikle sanata merakınız varsa bunlarla ilgili kendinizi geliştirip farklı alanlarda mutluluğu da tadabilirsiniz. Yalnız bu ara ailevi sorunlar, mahkeme, hapis, hapislerle, hapiste ilgili yasa, ceza ile ilgili sorunlarımız gündemde olabilir. Aman dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili teraziler, nasılsınız? Hemen sizin için kart çekiyorum. İş konunuzla ilgili tahtınıza oturtmak istediğiniz, yapmak istediğiniz işlerle ilgili güzel düşünceleriniz, fikirleriniz size gayet akıcı ve seri olacak.
Evliliğinizle ilgili ters giden birçok noktanın artık gerçeğini görüp bu ilişkiye doğru sağlam adımlar oturtmaya çalışacaksınız ve karşı tarafın hatalarını pat pat yüzüne söyleme vakti. Çünkü sorumluluk ve düzen sizin üzerinizde olduğu için kendinizi çok yorgun ve mutsuz hissediyorsunuz. Ve bu konuda da işinize adapte olamadığınız ve ne kadar ideal işler olsa da kafanız evdeki ilişkiye taktığı için şu an 365 gün boyunca alacağınız proje size çok büyük para kazandıracak. İlişkiyi yerinde oturtun, işe konsantre olun. Büyük başarılar, büyük verimlilikler sizin için başlıyor. Yalnız aileyle alakalı bazı kırgınlıklar, küskünlükler, kendinizde hata görmeyen tavırları biraz daha yumuşak geçişler sağlamanız lazım. Sizde de aileyle alakalı yaşadığınız kardeş, anne, baba arasındaki krizler sizden de kaynaklanıyor. Biraz da siz de bazı şeylerin gerçeklerine vararak hareket ederseniz daha sağlıklı olacak. Eski ilişkinizle ilgili beklentiniz varsa hata edersiniz. Yeni ilişki için biraz daha bol kitap okuyup öğrenmeniz gerekiyor. İlişkiyi bilmediğiniz için hatalı ilişkilere geçiş yapıyorsunuz. Biraz ilişki konusunda biraz dostlarınızdan eğitim alarak biraz daha mantıklı ilerleyebilirsiniz diyorum. Bu ara gitmek istediğiniz yolculukla ilgili ani karar değişikliği yapabilir ve bu konuda pişman olabilirsiniz. Bu yolculuğa gitmeniz lazım ki kendi eğitiminiz ya da kariyerinizle alakalı eksik olan noktayı daha net görmenize yardımcı olacak. Burada bazı hanemizle ilgili alım satım konuları ile ilgili nereyi biz elden çıkartalım, hangi borcumuzu ödeyelim ya da mahkeme ile ilgili sorunlar neyse bunları çok kolay bir şekilde atlatacaksınız. Pasta size uğurlu ve bereketli gelecek, doğru görme vakti. Doğru gördüğünüzde felaketlerden, sıkıntılardan kurtuluyorsunuz diyorum. Peki ortaklı iş yapanlarda değişim, dönüşüm ve kazancınızın daha yoğun olacağı bir nokta. Bence siz işe konsantre olmanız, başlangıçları ve dönüşümleri doğru değerlendirmeniz lazım diyorum. Sağlık konunuzla ilgili biraz göz hassasiyetiniz olabilir. Dikkatli olunuz. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Mühür vurmak, iş alanınızla ilgili kendinizi kanıtlamak, yeni oluşacak işlerle ilgili göz kırpmak ve bunları kurdele şeklinde hayatımıza verimlilik katacağınıza gösteriyor. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Mahkemelik konularınızla ilgili haklarınızı çok doğru şekilde bu dönem geçecek mahkemeler sizin için çok. İş mahkemeniz, ticari mahkemeniz, ilişki mahkemeniz ne varsa doğru atlatacağınız ve adil olan cesaretinizi toparlayıp buradaki haklarımıza ait güneşin size doğru baktığını göreceksiniz. O yüzden hiç korkulacak bir durum yok. Sizin zaferiniz olacak. Endişe etmenize gerek yok. Ailevi işleriniz varsa para kazancınızla ilgili gerçekten duanız, kalbinizdeki ses hem bereketinizi hem de oluşması gereken yeni işler için güzel fırsatlar yaratacak. İşsiz olanlar için bence artık dengeli bir iş kapınız oluşacak. Siz dengenizi toparlayın. Doğru işler sizin hayatınıza bereketli şekilde geçiş sağlayacak ama biraz gözü kara olmak mı lazım? Biraz daha cesaretimizi yükseltmemiz lazım iş konularınızla ilgili. Yapamam, edemem, adapte olamam gibi konularımızı geride bırakmamız lazım diyorum. Özellikle mühendisseniz, sağlık alanındaysanız, kalp sağlık ve mühendislik, bunlarla ilgili yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa olumlu. Aşk konunuzla ilgili değişecek yeni heyecan, yeni beklentiler, yeni oluşum size mutluluk yaratacak. Ama şöyle söyleyeceğim, yaralı kalp ne kadar şifa alır bilemiyorum ama burada der ki ilk önce o kalbinize geçmişte yara sar. İlk önce o kalbi doğru yaralı şifalandırın. Karşı tarafı çok fazla yorabilirsiniz. Karşı tarafa çok fazla sıkıntılı hareketler ve doğru insanı kaybedebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar ruhunuza ait gelene hoş geldin demeyi bilmeniz lazım. Evli çiftler için güzel gidecek, doğum, mutluluk, huzur, bereket aydınlanmanız var. Bu ev yenilemek bile olabilir. Narın bereketi, ev anahtarı, sağlık problemi varsa bile hanemizde çok güzel bir aydınlanma söz konusu olacak. Bence sizin için güzellikler başlıyor diyorum. Kırılan kalp şifa bulacaktır mutlaka ki. Ama bu ara özellikle de aile büyüklerimizle alakalı dengeli konuşmalara, onların arkasında durmamız gerektiğiyle ilgili net kararlar vermemiz gerekiyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? İş anahtarınız,
sarı ve siyah gösteriyor. Bu demektir ki yerinizle ilgili seçildiniz ama zamanlı ve vakti var. Ya bu yere geçmek için 2 hafta, 2 ay gibi bir zamana ihtiyacınız var. Aslında imzanız atılmış. Gideceğiniz yer size uğurlu ve bereketli olacak. Hedeflediğiniz işiniz, başarınızla ilgili imzalar sizin için hayırlı ve aydınlık evreye geçiş sağlayacak. Yani kafanızdaki işle ilgili sorunlar bitiyor. Kendi yörüngenizi, kendi hayatınızı ve parasal dengeyi en iyi şekilde aydınlığa iteceksiniz. Bence de bilimsel olarak ne düşünüyorsanız ayaklarınıza serilecektir. Özellikle devlet kapısında çalışıyorsanız yer değişiminiz ve konum değişiminizle ilgili fırsatlarınız var. Kendi işinizi yapıyorsanız büyütmek için planladığınız startı vermeniz lazım. Eğer ki toprak, arazi, bilimsel olarak farklı şeyler yapıyorsanız bunlarla ilgili doğru tahliller, doğru projeler oluşturmanız lazım. Çünkü bir hata paranızı kaybetmenize sebep olabilir diyor. Aşk konusunda çok sinirlisin, acayip öfkelisin, gırtlaklamak istiyorsun. Yani ben bunların hiçbirini hak etmedim, bu ilişki yeniden doğmalı diyorsanız bu ilişki yeniden doğacak ama siz ne kadar bu doğuma hazırsınız? Daha ne kadar sabrınız sınanacak? Bunu bir görmeniz gerekiyor. Çünkü sabrede ede ede diş etlerinizi sıkmaktan sinir kaslarınız ve kafanız devamlı çevrim içi ama bana niye yazmıyor ifadeleriniz biraz sizi yıpratabilir. O yüzden biraz ilişkiyi de akışa bırakalım diyorum. Evli çiftler için özellikle karı koca hayatımızdaki eksiklikler toparlanma, birbirimize doğru ifadeyle bakma, hatalarımızı görmek için doğru bir hafta, birlikte çıkmak istediğimiz seyahatler, yapılacak anlaşmalar, alınacak noktalar hayırlı. Yalnız aile, eşinizin ailesi, anne babasından kaynaklı miras konuları, kardeşler arasındaki tartışmalara da açık olmamız lazım. Eşimizi bu konuda motivasyonunuzu arttırmamız gerekiyor diyorum dedim bile. Evet, bu ara konuşma sürbünüz yumuşak gibi gözükse de herkese laf sökmeyi, herkesin canını acıtmayı da biliyorsunuz. Artık bu konunuzu geride tutmanız lazım. Hiç aşık olmayanlar için kader çarkı size güzellik getiriyor. Bu güzelliği doğru gördüğünüzde doğru yolculuk sizinle birlikte merhaba diyecek. Sevgiyle kalın efendim. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Hemen bakıyorum. Kafanızda ölüp ölüp bitirdiğiniz bu işi yapamam ya da bu iş benim batağım, ben bu işi çözemem, gözümü kara tuttum ama nasıl olacak diyorsanız bence yeşeren o kadar güzel bir çiçek var ki burada. Bu yapacağınız işte pürüzlü gördüğünüz her şey size ekstra bir kazanç. Ekstra gücünüz ve bilgeliğinizle düşündüğünüz her şeyi hayata geçireceksiniz. Yani aslında doğru noktada, doğru rolü, doğru çizgiyi yapacağınız gözüküyor. Ve bu da size çok güzel bir aydınlanma ve rahatlık getirecek. Kendi işini yapanlarda korkularınız olabilir, karanlık düşünceler içerisine giriyor olabilirsiniz. Para korkularınız ödemelerle alakalı aksiliklerle ilgili planladığınız gibi gitmeyebilir. Ama der ki bu plan size öyle güzel ışık ve lale bahçesi gibi açılacak ki beklemediğiniz paralar, hayat olmaz onu bana vermez, o kredi kabul olmaz dediğiniz her noktada ışık gibi aydınlığa gireceksiniz. Bu sizin işinizin projesi de olabilir. Proje anlaşması, yaptığınız işle ilgili ekstra prim ya da beklediğiniz paranın sevinci demektir. Hiç korkmamıza gerek yok. Aşk konusuna geldiğim vakit, bu ara daha çok yalnızlığım, doğa içerisinde yürüyeyim, kendimi bulayım, bir aşka değil de kendimi bulmaya ihtiyacım var diyenler için. Çünkü geçmiş yaralarınız hala sarılmadı. Hala kalbinizdeki atan heyecan geçmiş ilişkinizle alakalı. Bu sizin hayatınızı bağlıyor. Artık onu da, bağı çözün, yolculuğunuza bakın diyorum. Yeni aşk isteyenler için de hazine size doğru geliyor ve evli olanlar için de parasal rahatlık güneş gibi doğacak ve erkek çocuğunu temsil eder. Hanemize bir erkek çocuğu muradı var olarak gözüküyor. Yeni ev almak ya da toprak fikri olanlar için acele etmeyin, sindire sindire araştırın. Zaten kenarda ufak bir para var, kredi çekeceksiniz ve bu ev sizin için hem uğurlu hem de bereketli ama sindire sindire araştırmanızı öneriyorum. Kırgın olduğunuz bir dostunuzun itirafı, size yaptığı hata, özrü ve her iki tarafında birbiriyle barışması, yakın dostlarınızla da gideceğiniz seyahatler, oluşumlar size mutluluk verecek. Eğitim konusunda değil de adalet konusunda yanılabilir. Ben adalete inanıyorum derken adalet sizin yanlışlarınız yüzünden hakkı kaybedebilirsiniz. Avukatınız ya da konuşmalarımızı daha dikkatli olmamız gerektiğini uyarıyorum. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hemen çekiyorum.
Kalbiniz su gibi aydınlık olacak. İşinizle ilgili pürüzler böyle berrak gibi açılacak. Hedeflediğiniz yeni oluşumlar, yeni projeler için çok güzel anlaşmalara dair olacaksınız. Gitmeniz gereken seyahatler, hani ap aydınlık deriz ya, siz işinizde ap aydınlık bir döngüye geçiş yapıyorsunuz. Vakti ve saati dolan hiçbir şeyin, hani deriz ya, vakitsiz öten horozun gırtlağına yapışır. Sizin vaktiniz gelmiş, kimsenin sizin gırtlağına yapışması gibi bir durumu yok. Hatta konum değişimi, mertebe değişimi, istediğiniz bölüme geçiş evrelerimiz daha aydınlık ve verimli olacak. Yeni iş bekleyenler için, hayal ettiğiniz iş için daha biraz daha mücadele etmeniz lazım. Çünkü burada tercih konularında kararsızlıklar yaşadığınız için, kalbiniz ısındığı sürece ben bu işe giderim diyorsunuz. Bence bu iş sizin hem kalp hayatınızda, hayatınıza, hem duygusal yönünüze, hem de iş başarınıza aydınlık getirecek. Hiç düşünmeden işe başlayın, aşkı da bulacak gözüküyorsunuz. Eski ilişkiniz geri dönecek mi diyenler için sarılma, affetme ve küskünlük bitecek olarak gözüküyor. Ve birbirimize daha konuşur, daha akıcı, daha güzel bir ifadeyi karşılayacağız. Uzun soluklu ilişkilerimizle alakalı yaşanan boşlukları tamir etmemiz lazım. Yoksa bu ilişki bitme yoluna doğru gidiyor. Evlilik konuşurken terk edilme gibi bir durumumuz olabilir. Mümkün olduğu kadar bunu toparlamamız gerekiyor. Evli çiftlerimiz için bu ara yakın çevrenizin söylemleri, aile söylemleri bizi yıpratabilir. İlişkimizle alakalı kafamıza kocaman soru işaretleri oluşabilir. Mümkün olduğu kadar dışarıdaki insanların lafıyla değil, eşinizi ya da kocanızı çok iyi takip ederek, onu anlayarak ve dinleyerek çözmeniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çocuklarla iletişimde bazı krizlerimiz olabilir. Onların eğitimlerine daha büyük başarı ve para harcıyorsunuz ama pasta dilimi alamadım evresindesiniz. Çocuklarınız başarılı olacak. Hiç bunun için korkmayın diyorum. Yalnız aile büyüklerimiz erkek rahatsızlık, ameliyat olacak birinin bir hastane temposu olabilir. Biraz bu sizi yorabilir ama sonu ferah ve aydınlık olarak gözüküyor. Bu ara bir de almak istediğiniz araç konunuzla ilgili mührünüz hazır. Hayırlı olsun diyorum efendim. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, mahkemesel, dünya gez seyahati, uçmak, konuşmak, sohbet etmek, size gelecek bir sürü cesaretin tadını çıkartın. Yeni yolculuklar, gideceğimiz seyahatler bize mutluluk gibi gelecek. Yargıladığımız, korktuğumuz birçok şeyi yeniden öğrenmeye geçiş yapacağız. İşimizle alakalı da tahtımızda büyüme, tacımıza taç katacağımız ya da işimizle ilgili krizleri daha rahat bir şekilde toparlayıp o alana konsantre olacağımız bir hafta bizi bekliyor diyorum. Özellikle evlilik teklifi alabilirsiniz sevgili balık burçları. Bu ilişkiyle ilgili bütün aile karşı da gelse, siz bu ilişki için evliliğe hazırsınız. Ve aileleri ikna etmek her iki tarafa düşüyor. Birbirinizle sabırlı olun diyorum. Yeni ilişkisi olanlar için, beklerseniz ve sabırlı olursanız bu sizin hayat arkadaşınız. Ama biraz kırıcı tavrınız ve sert bir imajınız var. Hem mistik enerjimiz var hem de sert enerjimiz var. Bunu yumuşattığımız takdirde şu an tanıştığınız insan hayat arkadaşınız olarak gözüküyor. Eski ilişkinizle ilgili bitmesi gerektiğini bilin. Kalbiniz bu noktada kırıldı, kanadı, acı çekti, kendimizi öldürdük. Tekrar diriltmek için yeni fırsatlarımız var. Bunları gözden geçirelim. Özellikle ortaklı iş yapanlarda bu ara vergi borcumuz, elektrik, verdiğiniz borçları alamayabilir, sinirli ve agresif olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kimseyle muhatap olmayın. O paralar zaten gelmeyecekti. Bunu siz biliyordunuz ama ısrarla alacağım diye üstüne gidip stres altında kalıyorsunuz. Hiç gerek yok diyorum. Bu ara çevrenizdeki dostlara inandığınız takdirde yalancı olduklarını göreceksiniz ve onların yalanları sizin hayatınıza daha renk katmanıza yardımcı olacak. Onların yalanlarıyla dalga geçeceksiniz ve yüzlerine tek tek söyleyeceksiniz. Arkanıza bile dönüp bir daha onlarla bağ kurmayacaksınız. O yüzden onlar hatalarını biliyorlar. Yeter ki siz o alanda tekrar bulunmayın, yoksa siz de hatalı noktaya geçiş sağlarsınız. Bir de evli çiftlerimiz için bu ara çok fazla birbirimize ait seyahatler, birbirimize geçireceğimiz alanları daha renkli ve daha keyifli yaratacağız. Küskün ilişkiler barışma noktasına doğru ilerleyecek. Özellikle kadınların damarı, özellikle eşinize damar yaptıysanız damarı tutturmayın. Sürpriz bir hediye var. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak gözüküyor. Bir de araç hediye alabilir ya da araç hediye edebilir. Ya da en büyük hayaliniz araç, aile desteğiyle araç konunuz hayırlı olsun diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.